geçmişiyle günümüze ışık saçan, geleceğe aydınlık bir kapı aralayan Köprübaşı Köyü, Uşak ilinin merkez ilçesine bağlı 22 kilometre uzaklıktaki şirin bir köydür. Köyü izlerken dakikaların, saniyelerin su gibi aktığını hissetmekteyiz. Güneş yırtarken dağların ardında şafağı, yollara düşüyoruz. Bir nehir olmalısın engin yaylalarında, gönlümüze akan bir nehir. Taşlı toprakları geçtikten sonra köy sokaklarına iniyoruz. Taşlı toprakları geçtikten sonra köy sokaklarına iniyoruz. Sessizliğe hapsolmuştu sanki bu köy. Sakinliğiyle bizlere huzur veriyordu. Dalgalan sende artık, ay yıldızlı bayrak. Geçmişin, geleceğin her zaman ak. Senin için canını verenlere bir bak. Yeryüzü bizimse, gökyüzünü sen yak. Uşak Merkez, Köprübaşı Köyü. Muhtarıyım ben, ismim Himmet Çakır. Köyümüz 4 mahalleden oluşmaktadır. Yaklaşık 75-80 civarı nüfusumuz olmakla beraber merkez Uşak'a 25 kilometre uzaklıktadır. Köyümüz Köprübaşı ismini tarihi eser Lidyalılardan kaldığını bildiğimiz, tahmin edilen Kemer Köprü'den almaktadır. Karahallı Çılandıras'daki Kemer Köprü biçiminde tarihi köprümüz mevcuttur. Yaklaşık bu 4 mahalle ayrı ayrı Sarılar Mahallesi, Kıran Mahallesi, Hacı Şerif ve Veli Beyler Mahallesi olarak 4 mahalleye ayrılmaktadır. Yaklaşık 10-12 tane hane mevcuttur buralarda. Aktif olarak kalan 35-40 hane mevcuttur. Köyün geçimi hayvancılık ve çiftçilik. Hayvancılık çok azaldı köy nüfuslarının göçüyle beraber. Artık kısmi olarak hayvancılık yapılmakta. Ağırlık çiftçilik. Çiftçilikle geçimini sağlamaktalar. Eğitim durumu taşımalı. En yakın büyük köy Karakuyu ve Güre var. Şu anda öğrencilerimiz Karakuyu köyüne gidiyorlar taşımalı olarak servisle. Liselerin zaten servisleri kaldırıldı. Onlar yatılı kalıyorlar. Haftada bir işte getirip götürüyoruz. O şekilde lise talebeleri. Ama orta öğretim ve ilkokul taşımalı olarak Karakuyu'ya gidiyor. Ulaşım olarak da zaten düzenli bir minibüs veya otobüs ulaşım şeyimiz, aracımız yok. Olmadığı için de genelde herkes kendi imkanlarıyla, kendi araçlarıyla, olmayan bir iki tane kişiyi de işte olanla, komşuyla gelip gidiyor. Ulaşım olarak kendi araçlarımızla gelip gidiyoruz, ulaşımı sağlıyoruz diyelim.
Tepeden bu köyün taşına, toprağına bir kez daha bakıyoruz. Cennet gibi bir köy. Bakmalara doyamıyoruz. Bir köy ne kadar güzel olabilirse, işte o kadar güzel bir köy. Köyün tam ortasında camiyi görmekteyiz. Minareleri mızrak mızrak. Sanki gökyüzünü delmek ister gibi. Köprübaşı caminin yapım tarihi belli olmasa da yıllara meydan okuyan bir cami olduğunu anlamaktayız. Köyümüzün tarihi aşağı yukarı 100-150 sene olarak biliyoruz. Hayvancılık hasebiyle kurulmuş bir köy. Şimdi biraz sonra ben size göstereceğim bu arkamızda mağaralar var. Bu mağaralara kış aylarında gelip konaklayarak kışını burada geçirip yaz döneminde de Murat Dağı dediğimiz yaylalarda yaz döneminde hayvanları otlatıp kışın hayvanları buraya kışlak için getirdiklerinde daha önce kendilerinden önce gelip bir bakıyorlar işte bir başkası gelmiş oraya yerleşmiş. Diyorlar ki burası alınması gerekiyor. Biz burayı kendimize mülken almamız gerekiyor. Burayı mülken alıyorlar. Ve daha sonra işte burada çoğalma oluyor. İşte diğer komşu köylerden olabilir veya dışarıdan uzak köylerden burası işte Gediz Havzası'na olduğu için, Gediz Nehri'ne yakın olduğu için kırsal bölgelerden göçle buralara geliniyor. Ama esas buranın tercih edilmesinin sebebi hayvancılık. Özellikle bizim pınar olarak adlandırdığımız bir bitki var burada, buraya özel. Pek her yerde olmayan bir bitki, pınar. Özellikle keçinin çok sevdiği bir bitki. Bu sebeple köyün kuruluşu işte buna dayanıyor yani. Hayvancılık eserine dayanıyor yani, daha doğrusu. Hayvan sevgisi de bir başkadır bu köyün. Köy halkının evlerinin avlularında binbir türden hayvanlar, tavşanlar, horozlar, inekler, tavuklar, kazlar, köpekler ve güvercinler. Köy çıkışında bir mezarlık görmekteyiz. Bize adeta ölümü hatırlatır. İçimizi ürpertir. Hepinizin mekanları cennet olsun. Rahmet olsun. Gün batmıştır artık. Hoşça kal Köprübaşı Köyü.